Evet, sıcak sıcak açıklamalar geldi. Şimdi futbolda bir süredir gündem federasyonda yapılması beklenen seçim süreci. Önceki gün işte böyle bir açıklama geldi. İstanbulspor'un başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve başkan yardımcısı Bayram Saral yaptı açıklamaları basın toplantısında. Yani ne düşünüyorsunuz bu açıklamaları dinlediğinizi? Ben dün oradaydım ve şu umutsuz tabloyu gördüm. Gerek Ecmel Başkan, gerek Bayram Başkan. Bende de var şu anda o imzaların kimler tarafından verildiği, yani kulüp adı, kulüpten toplam gönderen delege sayısı, noter bilgisi ve yevmiye numarasına kadar bende de var onlar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlara rağmen, imza sayısının artacağını düşünmesi rağmen gerek Bayram Bey'de gerek Ecmel Bey'de çok büyük bir umutsuzluk gördüm. Bunlar seçim 18 Temmuz'da da yapmayacak diyorlar. Bir kere mesela ben de bazen o ayrıştırıcı dili kullanıyorum. Bunlar ne demek? Bunlar şu demek. Karşıda bir grup oluştu. O grup o koltuktan kalkmak istemeyen Türkiye Futbol Federasyonu. Ve soru şu, neden? Haziran başında bir seçim yaptığınız takdirde 2024-25 sezonunu en azından bu sezona göre daha mutedil ve daha futbol ailesinin büyük paydaşlarının istediği gibi tamamlayacakken siz ısrarla o koltuğa oturmaya devam ediyorsunuz ve bu işin bayraktarlarından olan Sayın Ecmel Bey ve Bayram Bey de bunlar bunu yapmayacaklar diyorlar. Yani 18 Temmuz'da da seçim yapmayacak diyor. Bu çok acı bir tablo. Hani nereden güç alıyor, niye böyle bir şey yapıyor anlamamız söz konusu. Tamam, anladık şu kadarını. Sen Euro 2024 protokolünde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak avanenle beraber oturmak istiyorsun. Onu anladık da. Bu insanlar mesela şimdi Ali Bey ekrana geldi. Şimdi Ali Bey bugün çok sert açıklamalar yapacak. Tam da onu soracağım. Şimdi bu açıklamalarda bunlar alakalı olacak. Daha ötesi olacak. Hı-hı. Yani ben dün bir kahve içtik Ecmel Bey'le, Bayram Bey'le toplantı sonrasında. Ecmel Bey yani Ali Bey'in çok sert konuşacağını ifade etti. Ben bugün Ali Bey'den öyle yumuşak bir açıklama beklemiyorum bu konularla ilgili. Ya herkesin ortak kanaati. Bu arada dünkü basın toplantısında da anlatıldı. Galatasaray ve Trabzonspor gerçi imza vermediler ama onlar da bu federasyonun gitmesini istiyor. Yani 20 kulübün 20'si de bu federasyonun gitmesini istiyor. Sadece Kayseri Spor ve Alanya Spor gibi takımların bir soğuk bakışı var. Onlar açıkladıkları için bunu söyleyebiliyorum. Bir de yani Ecmel Bey'in sözünü etmiş olduğun alt liglere para ver, onları tehdit et. Ya ne yapıyoruz ya? Hangi sistem içinde istiyor? Demokratik bir seçim talep ediyor bu taraf. Ve siz hala 18 Temmuz seçimini resmi internet sitenizde yayınlamadınız. İşin resmi tarafı yok. Sadece 7 Nisan'da Adıyaman'da bir beyan var. O kadar. Hı hı. Ne yapıyoruz? Yani niye mesela o zaman bu kadar siz işi tavsatırsanız, siz bu kadar arkaya atmaya gayret ederseniz o zaman insanlar niye bu koltuktan kalkmak istemiyor diye epey bir yanlış anlarlar. Benim elimde kanıt yok, yanlış anlayamıyorum. Evet, şimdi Ali Koç daha da sert dediniz. Bugün işte hani muhtemelen Türkiye Futbol Federasyonu'nda olan yani kulüplerle olan ilişkilerle seçim sattım halinde yapılan belki baskıları falan anlayacak bilmiyorum Ali Bey ama çok sert konuşacağını 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorum. Dün Ecmel Bey Ali Bey çok sert konuşacak dedi.